Hava atışına Ramazan ve Spires yükselecek. İlk hücum şansı İsveç'in. Borg. Larsson. Şimdi dışarıda Asplund. Sola döndü. Borg içeriye girdi. Ramazan'ın üstünden atış denedi ama Ramazan topu dışarıya gönderdi. Blok geliyor Ramazan Tekin'den. 10 saniyesi kaldı hücum süresinin sonuna. İsveç'in potu altımızdan topu oyuna soktular. Larsson, Borg. Bulut var karşısında. Şimdi sağdan bir 3 sayılık atış. Hiçbir şeye değmedi Eriksson'dan. Ellerden seken top yine İsveçli oyuncularda kaldı. Bir hücum şansı daha İsveç adına. Berkay topa dokundu. Şimdi Mertan dengesini bozdu rakibinin ama topu çalmayı başaramadık. İki kez üst üste. Atışta isabet yok. Hücum reboundı geliyor Spires'tan. Ardından bir blok daha. Fakat bu sefer top en son Nicholas Spires'tan dışarıya çıktı. Ve ilk hücum şansını 40 saniye sonra kazanıyoruz. Maçta bulutlu hücum alanına geliyor milli takımımız. Topsuz alanda bir faul düdüğü. Faul yapan isim Niklas Larsson. İsveç'te maçın ilk faulü bu. Dün Sırbistan'a kaybetmişti İsveç. Sırbistan da bugünkü galibiyetiyle 2-2 yaptı. Almanya da bugün ilk galibiyetini aldı. Bulut'un pasında araya girdi İsveç savunması. Berkay 4 saniye kala 3 sayılık atış. İsabet yok. Savunma ribandı. Borg'da. Düzeltiyorum. Larsson'da. Niklas Larsson. Karşısına Bulut geldi yine. Şimdi Borg. Uğur savunuyor onu. Sağdan bir 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Atış kullanan isim Eriksson'du. Borg'da kaldı hücum ribandı. Ve maçın ilk basketi geliyor. Niklas Larsson'dan. Ayağı çizgide 2 sayılık bir basket. İlk 1,5 dakika geride kaldı. İlk basket yeni geldi. Ve İsveç öne geçti maçta. Mertan. Uğur. Uğur birebir oynadı. Dengesini buldu. Basketi de yaptı Uğur Dokuyan. Borg. Bulut var arkasında. Asplund. Sola döndü Eriksson. Spires. Berkay var karşısında. Hatalı yürüme. Top kaybı İsveç'te. 2-2'lik eşitlik var maçta. Milli takımımızın hücumu olacak. Mertan kenardan top oyuna sokacak isim. Uğur. Berkay. Şimdi bekledi. Bulut geldi aldı topu. Ramazan'ın perdesi var. İkili sıkıştırma Bulut'a. Ve faul diyor. Nicholas Spires. Faul yapan isim. İlk faulü bu. Spires'in İsveç'in ikinci takım faulü oldu ilk çeyrekte. Kenardan Mertan topu oyuna sokacak. Rakibine çarptırdı fakat topun kontrolünü sağlayamadı Mertan. Top kaybı yapıyoruz bu top oyuna sokarken. Borg. Larsson. Spires çıktı aldı topu. Berkay var karşısında. Eriksson. Spires solda boş. 3 sayılık atış. İsabet yok. Mertan orada çok iyi yükseldi fakat alamadı savunma reboundını. Borg'da kaldı top. Larsson 3 sayılık atış. İsabet yok. Fakat orada rebound mücadelesinde 4 oyuncu yükseldi. Top tekrar çembere doğru yöneldi ve basket oldu. Şans anıydı İsveç için. Savunma reboundlarında çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Bulut. Bulut Ramazan'a indirdi. Ramazan arkasında Asplund kalınca kısa bir oyuncuydu. Ramazan'a oranla rahat bir basketi buldu. Ramazan Tekin.
Bulut topa dokundu. Berkay'da kaldı. Hızlı hücum şansı. Bulut'un pası. Uğur biraz acele etti turnikesinde. İsabet yok. Şimdi Eriksson. Solda Spars içeriye. Çok güzel bir asist. Basketi bulan isim William Asplund. Tekrardan önde İsveç. Az sonra oyuncu değişikliği olacak milli takımımızda. Kerem Gülmez kenara geldi. Ramazan. Birebir oynadı. Atışında isabet yok. Faul geliyor William Asplund'dan. İlk faulü Asplund'un. Üçüncü takım faulü oldu bu İsveç'in. Şimdi iki serbest atış kullanacak Ramazan Tekin. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mertan Mutlu kenara alındı. Kerem Gülmez oyunda. Ramazan'ın ilk serbest atışı isabetli. İkinci atış. Bununla da isabet var. Eşitlik geliyor bir kez daha. Skora 6-6. Borg. Kerem'in baskısı savunması var Borg'a. Eriksson. Borg. Hatalı yürüme. Topu yere vurmakta geç kaldı Borg. Hatalı yürüme yaptı. Top kaybı İsveç adına. Milli takımımızın hücumu olacak bir kez daha şimdi. Bulut getiriyor topu yine. Borg da Bulut'u her seferinde rakip sahada karşılıyor. Uğur çok kolay bir top kaybı ardından da faul. Evet Samet Geyik şimdi oyuna girecek. Dün reboundlarda çok etkiliydi Samet. Bakalım bugün de aynı performansını devam ettirebilecek mi? İsveç'te de oyuncu değişikliği var. Larsson kenara geldi. Nathan Deinit oyunda. Topsuz alanda bir faul. Faul yapan isim Bulut Altın. İkinci takım faulümüz oluyor bu. 5 dakika 19 saniye ilk çeyreğin sonuna kalan süre. Pota altımızdan top oyuna sokacak İsveç. Larsson top oyuna soktu. Deinit bıraktı Borg'a. Solda şimdi Larsson. Bir fake ardından atışı isabetli. Tekrar önde İsveç. 8-6 skor. İlk 5 dakikayı kısa bir süre sonra geride bırakacağız. Hücum performanslarının düşük, savunmaların sert olduğu bir ilk çeyrek var. Milli takımımız hücumda zorlanıyor. Samet içeriye yüklendi ve basketi buldu. Samet oyuna girdikten sonra ilk hücumunda baskete gitmeyi başardı. 8-8 eşitlik var skorda. Deinit bıraktı Borg. Kerem savunuyor onu. Şimdi tekrar Deinit'e aktarmayı başardı Borg. Deinit bir an boş kaldı. Ardından da üçlüyü gönderdi. Atış kullanıldıktan sonra pozisyon alma mücadelesinde bir faul çalındı. Faul yapan isim William Asplund oldu. Asplund'un faulü, ikinci faulü. İsveç'in de bu faulle takım faul hakkı doldu. 4,5 dakika ilk çeyreğin sonuna kalan süre. Milli takımımızda da oyuncu değişikliği oldu. Bulut Altın kenara geldi. Tayfun Erülkü oyunda. Kerem. Ramazan'a bıraktı. Tekrar aldı topu. Kerem. Faul geliyor Deinit'ten. Az önceki faulle faul hakkını doldurmuştu İsveç. Şimdi Kerem çizgide iki faul atışı kullanıyor. İlkini kaçırdı. Henüz sayısı yok Kerem'in. İkinci atış. Bunun da isabet var. Farkı 2'ye indirdik. Bu serbest atışla 11-9 skor. Borg. Deinit.
bıraktı dışarıya. 2 sayılık bir atış, isabet var. Jasper Eliasson, basketbol isim. Farkı 4'e çıkardı İsveç. Kerem. Samet pas istedi, aldı şimdi. Samet birebir oynadı, ters turnu kesildi. Bir kez daha isabet var. Samet Geyik etkili başladı oyuna girdikten sonra. Borg. Larsson. Ve bir faul düdüğü daha geliyor. Evet, dün de bahsetmiştim. Buradaki hakemler Euroleague adayları. Bu yüzden de biraz fazla faul düdüğü çıkabiliyor. En ufak temasa faul çalıyor hakemler. Bu yüzden de bazen hiç çalınmadığını gördüğümüz temaslarda faul düdükleri görebiliyoruz. Berkay Can'dan kenarda Metin Türen onun yerine oyuna girdi milli takımımızda. Top tekrardan oyunda. Şimdi Borg. Eriksson. Borg. İçeriye güzel bir pas. Eliasson yakın mesafeden basketi bulaması da Spires orada iyi takip etti. Hücum ribandı ve basketi yaptı. Kerem. Metin. İçeriye çok güzel indirdi. Fakat aynı güzellikte bir blok geldi İsveç'te. Blok yapan isim Nathan Deinit. 3 dakika kaldı ilk çeyreğin sonuna. 15-11 İsveç skorda üstün. Kerem çıkardığı yerde Deinit var. Borg. Deinit. İyi geri koştu savunmamız ama hala dengeyi bulamadık. Boş bir üçlük fırsatı daha verdik. Atışta isabet yok. Samet orada savunma ribandını çekti. Topu doğu getirdi. Rakip sahaya az sonra bir oyuncu değişikliği daha olacak. İsveç'te bu sefer. Mario Blazevic kenara geldi İsveç'te. Bu arada pota altında bir basket Kerem'den. 2,5 dakika ilk çeyreğin sonuna kalan süreye 2'ye indirdik farkı. Dengeli oyun devam ediyor Abdi İpekçi'de. Spires, Deinit. İçeriye indirdi Borg. Tayfun üstünden basketi yapıyor Borg. Evet, koçumuz Erhan Toker oyundan memnun değil. Bir basket daha yiyince takımımız molayı istedi. 17-13 İsveç skorda üstün alan taraf. Molanın ardından tekrar birlikte olacağız. Molamız sona erdi. Tekrardan birlikteyiz. Samet top oyuna soktu. Metin şimdi bıraktı Tayfun'a. Tayfun'la geliyoruz hücum alanına. Tayfun da sezonu Pertevniyel'de geçirdi. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da Pertevniyel'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Tayfun Erülkü. Deinit. Spires. Spires'e indi top tekrar. Blazevic. 2 saniye, 1 saniye. Çok zor pozisyonda basketi buluyor Mario Blazevic. Tayfun. Kerem. Ramazan şimdi bıraktı Kerem'e. Samet. Samet birebir oynadı. Bir basket daha Samet Geyik'ten. 6. sayısını buldu ve maçın en skorer ismi oldu Samet. Son dakikaya girdik ilk çeyrekte. 19-15 gerideyiz. Eriksson atışı isabetli değil. Tayfun çekti savunma ribandını. Hızla geliyoruz hücum alanına. Kerem. Kerem Ramazan boştu ama kendi atış kullanmayı tercih etti. Turnike sırasında bir faul geliyor. 2 serbest atış kullanacak Kerem Yılmaz. İsveç'te Nicolas Spires kenarda.
Arvid Isaksson oyuna girdi. Kerem'in ilk serbest atışı isabetli. İkinci atış. Bunda da isabet var. İkiye indirdik farkı. Bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşiyor. Deinit kenara geliyor. Larsson tekrardan oyunda İsveç'te. Lazevic. Lazevic topunu çalıyor Tayfun. Ardından hızlı hücumda turnikesinde de basketi buluyor. Eşitlik geldi skora. 19-19. Lazevic. Şimdi Larsson. Lazevic. Larsson pası tedi aldı. Arkasında Kerem var. Larsson Kerem'in üstüne atışı isabetli değil. Isaksson çelsede top millilerimizde kaldı. Kerem hızla geldi hücum alanına. Turnikesi isabetli değil. Top en son Kerem'den dışarıya çıkıyor. 4 saniyesi kaldı İsveç'in hücum etmek için ilk çeyrekte. Lazevic, Larsson, Larsson'a blok geliyor Kerem'den ve böylelikle ilk çeyrek sona eriyor sevgili basketbol severler. İlk çeyrek skoru İsveç 19, Türkiye 19. İkinci çeyrekte tekrardan birlikte olacağız. Birlikteyiz ikinci çeyrekte. İkinci çeyrek Tayfun'un basketiyle başlıyor. Öne geçiyoruz. Maçın başından beri ilk kez 21-19'da bugünkü maçta. Blazevic. Larsson. Mertan var arkasında. Larsson. Mertan'ı içeriye kadar götürdü. Ardından da faul aldı. Pot altından top oyuna sokuldu. Blazevic. Larsson topunu çalıyor. Tayfun Erilki hızla hücum alanına geldi. Metin'e bırakmak isterken top kaybı yaptı. Solda bomboş Eriksson. Üstelik atışı isabetli değil. Mertan aldı savunma reboundına. Mertan o kalabalığa topu gönderse de top hiç kimseye temas etmedi. Direkt dışarı gitti. Top kaybı yapıyor milli takımımız. İsveç'te iki oyuncu değişikliği var. Isaksson ve Eliasson dışarıya, daha doğrusu kenara alınıyor. Spires tekrardan oyunda. William Asplund'la beraber. Lazevic. Sağda Eriksson. Orta mesafeli atışı isabetli değil. Metin aldı savunma reboundını. Tayfun. Tayfun yüksek bıraktı. İsabet yok. Rebound mücadelesinde Spires zor da olsa topun kontrolünü sağladı. Bu arada milli takımımızda da Sami Erdoğan bugün ilk kez oyunda. Spires bir fake. Metin iyi durdu karşısında. Üstünden atışı isabetli. Çok zor bir basket geliyor Nicholas Spires'tan. Tekrardan eşitlik geldi skora. Mertan. Samet. Samet. Orada iyi savunma geldi. Spires'in üstüne atışı isabetli değil. Pota altındaki rebound mücadelesinde bir faul düdüğü. Sami Erdoğan'a çalınıyor faul. (Gülüyor)
Tayfun Öykü kenara geldi milli takımımızda. Bulut Altın tekrardan oyunda. Eriksson, Larsson, ayakla temas Mertan. Uğur Dokuyan oyuna giriyor. Mertan Mutlu kenara geliyor milli takımımızda. Larsson top oyuna soktu. Borg. Bulut var karşısında. Borg. Eriksson. Borg. Şimdi Larsson. Bir saniye kala atışını kullandı. Top hiçbir şeye değmediği için 24 saniyelik hücum süresi sona erdi İsveç'in. Evet, ilk çeyrek skor anlamında çok düşük başlamıştı ilk bölümünde, fakat ikinci bölümde takımlar açıldı ve 19-19'luk eşitliğe gelinmişti. İkinci çeyrekte de ilk 3 dakika geride kalıyor iki takımın da. Düzeltiyorum. Şimdi 3 dakika sona erdi. İki takımın da birer basketi var. Bu arada bir perdeleme sırasında topsuz alanda faul. Faul yapan isim Sami Erdoğan. İkinci takım, üçüncü takım faulümüz. Sami'nin de ikinci faulü bu. Bu faulden sonra da kenara alınıyor. Sami Erdoğan, Ramazan Tekin oyun yerine oyunda. Borg. Spires. Spires bıraktı Borg. Borg Metin'inden blok geliyor. Ardından da Ramazan topu çeldi Bulut'a. Bulut hızla geldi hücum alanına. İyi geri koştu İsveç. Uğur Samet'e indirdi. Samet de rakibinden sıyrıldıktan sonra içeride boş kalmıştı. Smaç'a gidiyordu, fakat Spires onu arkadan çekince kasti faul düdüğü geldi. Sportmenlik dışı faul. Şimdi iki serbest atış kullanacak Samet Geyik. Ardından topu kenardan oyuna sokup hücuma devam edeceğiz. İlk atışı isabetli Samet'in. İkinci atış. Bunda isabet yok. Uğur top oyuna soktu. Bulut tekrar Uğur'a bıraktı. Şimdi tekrar Bulut. Metin. Samet pozisyon aldı. Topu da aldı. Arkasında Larsson var. Larsson'u içeriye kadar itti. Ardından da iyi devrildi ve basketi buldu Samet Geyik. Oyuna girdikten sonra yine en etkili isim konumunda Samet. Borg. Orada iyi çekti topu Spires. Faul almayı başardı. Samet Geyik faul yapan isim. İkinci faul Samet'in. İki serbest atış kullanacak şimdi Nicholas Spires. Tayfun Eylülkü oyuna giriyor. Bulut Altın kenara geliyor. Talat Altun Bey de soyundu. Az sonra oyuna girecek. Şimdilik vazgeçti koç Erhan Toker. Tekrar oturdu Talat. İlk serbest atış isabetli Spires'tan. İkinci atışta da isabet var. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Spires kenara geliyor. Jesper Eliasson tekrardan oyunda. Tayfun. Uğur. Şimdi Metin. İçeriye Uğur'a. Çok güzel bir asist Metin Türen'den. Uğur Dokuyan pot altında rahat pozisyonda basketi yaptı. Borg. Borg. Çıkardığı yerde Metin var. Hızlı hücum şansı. Hatalı yürüme.
Tayfun topun kontrolünü sağlayamadı. Orada Alexander Gorski topu çalmak üzereydi. Fakat topun kontrolünü sağlayamadı ve top kaybı yaptı. Hücumumuz devam edecek. Metin Türen kenara geliyor. Talat Altınbey oyuna giriyor. Tayfun topu oyuna sokacak şimdi Uğur. Ramazan Gelperde. Samet. Ramazan. Asplund var arkasında. Ramazan yüklendi. Atış isabetli değil. Asplund aldı. Savunma ribandını Borg. Hızlı hücum alanına gönderdi. Eriksson boş kaldı. 3 sayılık atış. 3 sayılık basket. Eriksson. Önce bir içeri yüklenip yüklenmemeyi düşündü. Ardından kimse üstüne gelmeyince o da üçlüğü gönderdi. Skora bir kez daha denge geldi. 5 dakika var. İlk yarının sonuna 26-26 eşitlik. Borg. Solda Eriksson bir üç sayı daha deniyor. Bu sefer top hiçbir şeye değmedi. Talat aldı savunma ribandına. Tayfun. Bir boyalı alana girdi çıktı. Şimdi perde bekliyor Tayfun. Uğur. Uğur dışarıya çıkar. Tayfun bomboş 3 sayılık atış. 3 sayılık basket. Tayfun Erülkü. Borg. Borg içeriye yüklendi. Basket bir faul. Tobias Borg. Talat'ın temasına rağmen dengesini kaybetmedi. Turnikesinde basketi buldu. Şimdi bir de serbest atış kullanacak. Oyuncu değişikliği Samet kenara geliyor. Berkay Candan oyunda bir kez daha. Borg'un serbest atışı da isabetli. Bir kez daha eşitlik geldi skora. Talat. Uğur. Dışarıya Talat'a. Talat bir fake ardından sağda Berkay'a. 6 saniye kaldı. Ramazan bıraktı. Tayfun atışında isabet yok. Fakat bir faul var Tayfun'a. Alexander Gorski faul yapan isim. İlk faul bu Gorski'nin. İki serbest atış gelecek Tayfun Erülkü'den. İsveç'te Lazevic oyunda. Borg kenarda. Tayfun çizgiden isabet bulamadı. Eşitlik devam ediyor 29-29. Lazevic, Eriksson, Lazevic. Şimdi tekrar Lazevic. 3 sayılık atışı çembere ufak bir temasta bulundu. İsabetli olmadı. Fakat ardından orada basketi çıkartan isim Gorski desek daha doğru olur. Dışarıya gitti diye beklenen topu içeriye soktu. Çemberden sekti. Orada da Isakson takip etti. Basket bir de faul. Serbest atışta da isabet var. 32-29 oldu skor. Berkay. Ramazan. Şimdi Uğur. Tayfun. Ramazan dışarıya çıkardı. Berkay 3 sayılık atış isabet yok. Talat orada iyi yükseldi. Hücum ribandını yaptı. Şimdi bir kez daha hücum etme şansı milli takımımızda. Ramazan dışarıya çıkardı. Uğur 3 sayılık atış. Bu atışta da isabet yok. Fakat potu altında bir faul düdüğü.
Berkay'a çalınıyor faul. Faul hakkımız dolduğu için iki serbest atış kullanacak Gorski. Talat kenara geliyor. Metin Türen tekrardan oyunda. İlk atış isabetli. İkinci atışta da isabet var. Farkı 5'e çıkardı İsveç. Ramazan. İçeriye çok güzel bir pas. Kolay pozisyonda bitiremedi Uğur. Lazevic. Eriksson. Lazevic. Şimdi sola döndü. Gorski üstelik atış isabetli değil. Metin aldı savunma ribandını. Tayfun. Metin ayağı çizgide iki sayılık bir atış isabet yok. Savunma ribandını Eliasson aldı. Lazevic şimdi Gorski. Eriksson Gorski'ye çıkardı. Gorski önce bir fake ardından pasına müdahale var. Top dışarıda, oyuncu değişikliği gerçekleşiyor İsveç'te. Bork oyuna girecek. Eriksson kenara geliyor. Ve mola geliyor. Molayı alan taraf İsveç. 1 dakika 47 saniye. İlk yarının sonuna kalan süre 34-29. İsveç önde. Mola. Seçim molası sona erdi. Tekrardan birlikteyiz. Gorski top oyuna soktu. Bork pota altında üçlü sıkıştırma. Topu dışarıya çıkarmayı bıraktı. Başardı. Lazevic üç sayılık atış, üç sayılık basket. Mario Lazevic'in basketi farkı 8'e çıkardı. Maç başından beri yakalanan en büyük fark bu. Uğur. Ramazan'ın perdesi. Dışarıya çıkardı Metin. İki sayılık bir atış. Yine isabet yok. Rebound mücadelesinde faul Berkay Can'dan. Bir mola daha geliyor. Erhan Toker ikinci ve son molasını istiyor ilk yarıda. 1 dakika 18 saniye. Molanın ardından tekrardan birlikteyiz. Molamız sona erdi. Tekrardan birlikteyiz. İki serbest atış geliyor şimdi İsveç'te. Atışları kullanan isim Jasper Eliasson ilk atışını kaçırdı. İkinci atışında da isabet yok. Metin aldı savunma ribandını. Tayfun. Uğur. Bork var karşısında. Ramazan. Potaya uzak aldı topu. Tekrardan Uğur'a aktardı. Uğur Bork'a karşı birebir oyunda geriye çekilerek atışı isabetli. Zor bir basket. Uğur Dokuyan'dan uzun süredir sayı üretemiyorduk. Farkı 6'ya indirdi milli takımımız. Son 50 saniye ilk yarıda. Lazevic. Şimdi Bork. Lazevic. Lazevic iki sayılık atış. Şansı da yardım etti. Çemberden seken top basketle sonuçlandı. Metin son anda top oyuna soktu. Maç saatiyle şut saati arasında yarım saniyelik bir fark kaldı. Metin top oyuna geç sokunca. Bu arada topsuz alanda bir faul düdüğü.
faul yapan isim Isaksson. İsveç'in 3. takım faulü. Bir faul hakları daha var. Tayfun topu oyuna soktu. Uğur aldığı gibi atışını kullandı. İsabet yok. Lazeviç'te kaldı top. Borg. Sağda bomboş Gorski. Üçlük atışı isabetli değil. Uğur aldı savunma ribandını. Uğur. Ve akıllıca bir faul Lazeviç'ten. 3 saniye kaldı. Hücum etmek için milli takımımıza. İlk yarının da sonuna kalan süre bu. Uğur topu oyuna soktu. Tayfun uzak mesafeli bir 3 sayılık atış. İsabet yok ve böylelikle ilk yarının sonuna geliyoruz. İlk yarı skoru İsveç 39, Türkiye 31 sevgili basketbol severler. İkinci yarıda tekrardan birlikte olacağız.